Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler. Artık fen dersi yok. 9. sınıfa geçtiniz. Fizik, kimya, biyoloji dersleri karşınızda olacak. Bugün de 9. sınıf biyoloji dersinde neler öğreneceğiz? Bizim için neden önemli 9. sınıf ve biyoloji dersine çalışırken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl bir çalışma programı uygularsak, nasıl bir düzen sağlarsak daha verimli geçiririz? Bunlardan bahsedeceğim. Yaslanın arkanızda. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk olarak tabii ki ünitelerden bahsedeceğim. Gençler 9. sınıf biyoloji dersinde 3 tane ünitemiz var. Bunlardan birincisi yaşam bilimi biyoloji ünitesi. İkinci ünitemiz hücre ünitesi olacak. Üçüncü ünitemiz ise canlılar dünyası dediğimiz ünitedir gençler. 9. sınıf biyoloji çok önemli. Hatta tüm lise hayatının en önemli sınıfı 9. sınıf. Neden? Tüm derslerin temeli 9. sınıfta atılıyor gençler. Mesela birkaç tane örnek vereyim. 9. sınıfta canlıların yapısında bulunan temel bileşenleri öğreneceğiz. Karbonhidrat, yağ, protein bunları anlatacağız. 11. sınıfa geçtiğiniz zaman size sindirim sistemi anlatıldığında, dolaşım sistemi anlatıldığında yine bunların özellikleri karşımıza çıkacak. Karbonhidratlar şöyle şöyle oluşmuşlardı, sindirim sisteminde böyle parçalanır diyeceğiz. Şuraya koyduğum bir karbonhidrat büyük ya, şöyle şöyle dolaşır, küçük ya, böyle böyle dolaşır gibi dolaşım sistemi bahsedeceğiz gençler. 12. sınıfta solunum, fotosentezi anlatırken keza yine organik maddeler mesela karşımıza çıkacak. O yüzden de 9 çok önemli ve tüm lise hayatının temeli. Sen de çok sağlam bir şekilde 9'u bitirmelisin. Tüm bilgileri tam bir şekilde öğrenmelisin. İlk olarak dediğim gibi yaşam bilimi biyoloji ünitesinin içerisinde neler göreceğiz? Bunlardan biraz bahsedeyim. Yaşam bilimi biyolojiyi iki kısma ayıracağız. İlk dersimiz çok uzun bir ders olmayacak. Canlıların ortak özelliklerini anlatacağız. Tüm canlılarda görülen ortak özellikler nelerdir? Bunları tek tek açacağız. Hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, üreme, büyüme, gelişme, uyarılara tepki, metabolizma, organizasyon, adaptasyon, kararlı iç denge, homeostazi tüm canlılarda ortak olarak görülüyor. Biz tabii ki 12 tanesini buraya yazdık ama soru çözerken bize kolaylık olsun diye bunları çoğaltabiliyoruz gençler. Konu anlatımları içerisinde bunu vereceğiz. Tüm canlılardan bahsettiğimize göre, tüm canlılarda ortak olarak bulunanlardan bahsettiğimize göre buradan da canlıların yapısında bulunan temel bileşikler kısmına geçiş yapacağız. İnorganik maddelerden ve organik maddelerden bahsedeceğiz. İnorganik madde dediğimiz zaman canlılar tarafından sentezlenemeyen, herkesin doğadan hazır olarak aldığı maddelerden bahsediyoruz. Kimleri örnek olarak verebiliriz? Su, asit, baz, tuz ve mineraller bizim için örnek olacak gençler. Hatta asit, baz, tuzlardan fen dersinde bahsettiğimiz kadar bahsedeceğiz. Çok aşırı detaylarına girmeyeceğiz. İşte suda çözündüğünde hidrojen iyonu verene asit denir, OH iyonu verene baz denir diyeceğiz. Geçeceğiz. pH cetvelindeki yerlerini gösterip birkaç tane de örnek bilmenizi isteyeceğiz. Tanımlar bizim için çok çok önemli olacak. Organik maddeler dediğimiz zaman da onlar canlı vücudunda sentezlenebilen moleküllerdi. En bilindik organik maddeler karbonhidratlar, yağlar ve proteinler oluyordu gençler. Karbonhidrat, yağ ve proteinle ilgili çok fazla derecede karşılaştırmalı soru karşımıza çıkacak. Bunların bağlarını karşılaştırır, kullanım sırasından bahseder. Bunlar enerji verici organik bileşikler olduğu için. Arkasından olmazsa olmazımız tüm canlılarda metabolik tepkimelerin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlayan enzimler anlatılacak gençler. Vitaminlerden, hormonlardan, nükleik asitlerden yani DNA ve RNA'dan da bahsedeceğiz. ATP yani canlıların kullanılabilir enerji formu olan molekülü de anlattığımız zaman yaşam bilimi biyoloji ünitesini bitirmiş olacağız. Biliyorsunuz üniversite sınavı 2 basamaklı, TYT ve AYT sınavı. TYT biyolojide 6 tane soru karşımıza çıkıyor gençler. Bunların da 3 tanesi 9. sınıftan geliyor. 3 üniteden de 1 tane soru karşımıza çıkıyor. Yani sen yaşam bilimi biyoloji ünitesini cebine attığın zaman aslında TYT sınavında karşına çıkacak bir soruyu da cebine atmış oluyorsun. Oradan da geliyorum hücre ünitesi dediğimiz üniteye. Canlıların
yapısında bulunan temel bileşenleri öğrendik. Karbonhidrattır, yağdır, proteindir. Bunlar da tabii ki bir araya gelerek organelleri, canlılığı, hücreyi meydana getirmiş olacak. Burada hücresel yapı bakımından canlılardan bahsedeceğiz. Bazı canlıların prokaryot hücre yapısına sahip olduğunu söyleyeceğiz. Onlar daha gelişmemiş yapılı canlılar olacak. Bakteri ve arkeler dediğimiz canlılar prokaryotlara örnek olacak. Daha gelişmiş yapılı canlılarda ise ökaryot hücre yapısı görülür. Mantarlar, bitkiler, protistler, hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahip canlılar olacak. Bunların belirli ortak özellikleri ve birbirinden farklı özellikleri var. Onlar bizim için çok 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 önemli olacak. Hatta üniversite sınavında doğrudan prokaryot ve ökaryot canlılar arasındaki farklar karşımıza çıktı. Biz hücresel yapı bakımından canlıların ikiye ayrıldığını öğrendik. Bazılarının prokaryot, bazılarının ökaryot olduğundan bahsettik. Daha sonra ne yapacağız? Hücrenin içine girmeye başlayacağız. Hücrenin içinde neler var? Mesela ökaryot hücreleri düşündüğümüz zaman çekirdek adını verdiğimiz yapı var. Bunun etrafında organeller mitokondridir, kofuldur, lizozomdur, golgidir, endoplazmik retikulumdur. Bunun gibi organeller var. Fen dersinde daha önceki senelerde görmüştük. Daha böyle az bir anlatımla görmüştük. 9. sınıfta tabii ki bunların görevlerini, yapısını, nasıl meydana geldiklerini çok daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olacağız. Daha sonra çekirdeği bitirdik, organelleri bitirdik. Dışarıya doğru yaslanmaya başlayacağız. Yani kimden bahsedeceğiz? Hücre zarından. Canlıların tamamında bulunan hücre zarı karbonhidrat, yağ, protein yapılı olacak. Madde alışverişini sağlayacak. Tabii ki hücreyi dış etkenlere karşı koruyacak, dağılmasını engellemiş olacak. Aynı zamanda hücre zarı sayesinde tabii ki madde alışverişi de gerçekleşecek gençler. Madde alışverişleri de bizim için önemli bir konu olacak. Küçük moleküller içeri alınabilir, dışarı atılabilir. Büyük moleküller içeri alınabilir, dışarı atılabilir. Bunlar hep konunun içerisinde farklı başlıklar altında öğreneceğimiz kısımlar olacak. Hücre ünitesini böyle bitirmiyoruz gençler. Hücre ünitesinin en son kısmında da bilimsel yöntem dediğimiz kısım var. Bilimsel çalışma basamaklarından bahsedeceğiz. Mesela bir bilim insanı bilimsel bir çalışma yapacağı zaman belli bir sıralamada ilerlemek zorunda. Mesela hangi dal olursa olsun öncelikli olarak problemin tespitini gerçekleştirecek. Sonra problemine bağlı gözlem yapacak, veriler toplayacak. Sonra hipotez oluşturacak. Sonra kontrollü deneyler yapacak. Eğer deneyler onun hipotezini desteklerse benim hipotezim gerçek halini aldı diyecek. Ama yaptığı deneyler hipotezini desteklemeyebilir. Yaptığı çalışmaların tamamı boşa da gidebilir. Tekrar dönecek, hipotezini değiştirecek gibi. Fizik, kimya, matematik, biyoloji fark etmez. Tüm bilim dallarında bilimsel bir çalışma yapılırken izlenilen basamaklardan bahsedeceğiz. Tabii ki örnekler vererek çok daha akılda kalmasını sağlayacağız gençler. Sene sonuna doğru geliyoruz. Ne ile bitireceğiz? Canlılar Dünyası ünitesi ile bitireceğiz. Artık bu canlı diye anlattık, hücrelerden bahsettik, içeride bu maddeler var dedik. Kim bu canlı? Bunları öğrenmeye başlayacağız. İnsan meraklı bir varlık. Çok eski dönemlerden bu yana, milattan önceki yıllardan bu yana hep etrafındaki canlıları merak etmiş. Bunları sınıflandırma gereksinimi duymuş. Çok eski dönemlerde Aristo'nun yaptığı bir sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Ona ampirik sınıflandırma diyeceğiz. Günümüzde geçerliliğini yitirmiştir diyeceğiz. Günümüzde yapılan sınıflandırmadan bahsedeceğiz. Ona da filogenetik sınıflandırma diyeceğiz gençler. Filogenetik sınıflandırma yapılırken nelere bakıyoruz, nelere bakmıyoruz, neye dikkat ederek iki canlının birbiriyle akraba olduğunu söyleyebiliriz, nerelere bakmamız gerekiyor, bunlardan bahsedeceğiz. Tabii dünya üzerinde pek çok yerde canlılar yaşıyor. Herkes kendi ülkesinde kendi çapında bir çalışma yaparsa bazı sıkıntılar meydana gelebilir. Bilimsel olarak ilerleme zorlaşabilir. Mesela Amerika'da bir tane bilim insanı bir bilimsel çalışma yapıyor. Ben onun yaptığı çalışmadan haberdar olmasam ben de aynı şeyle bu tarafta uğraşıp duracağım. Ama bunu bildiğim zaman bunun üstüne bir şeyler koyarak bilimsel çalışmayı ilerletebiliyorum. O yüzden bilim evrenseldir gençler. Uluslararası düzeyde
biyolojide kullanılan canlıların sınıflandırılmasındaki basamaklardan da bahsedeceğiz. Canlıları alemlere, alemleri şubelere, şubeleri sınıflara, sınıfları takımlara, takımları ailelere, aileleri cinslere, cinsleri de türlere ayırmış olacağız. Hatta kodlama yaparak ben daha çok akılda kalmasını sağlayacağım. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diyeceğim gençler. Biyolojide kodlamalar çok 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 önemlidir. Kodlamalar uzun gibi görünür ama aklımızda çok daha fazla kalmasını sağlar. Canlıları alemlere ayıracağız. 6 tane alemden bahsedeceğiz. Hatta bu dersin içinde biraz bahsettim. Bakteriler ve arkeler alemi dediğimiz canlılar mesela prokaryot hücre yapısına sahipti. Protistler, hayvanlar, mantarlar ve bitkiler alemindeki canlılar ise ökaryot hücre yapısına sahipti. Zaten biyoloji sanki çok farklı farklı şeyleri anlatıyormuş gibi duruyor ama öyle değil gençler. Mesela hücre ünitesinde prokaryot, ökaryotu anlatıyorsun. Şunlar prokaryot, bunlar ökaryottur diyorsun. Dönüyorsun alemleri anlatırken bak bakteriler prokaryottu unutma diyorsun. Yani aslında buradaki bilgiyi döndürüp bu tarafta tekrardan kullanıyoruz. Diyeyim hiç gözünüzü korkutmayın. Canlılar dünyasını bitirdiğimiz zaman malum kişilerden, malum biyolojik varlıklardan bahsetmeye başlayacağız. Bilim dünyasının canlı mı cansız mı olduğuna karar veremediği, hem canlılara benzer özellikleri bulunan hem de cansızlara benzer özellikleri bulunan zorunlu hücre içi parazit olan virüsleri anlatarak 9. sınıf biyoloji konularını bitireceğiz diyeyim. Peki biyoloji dersinde nelere dikkat edelim? Nasıl bir çalışma planı yapalım? Ne yaparsak daha fazla aklımızda biyolojiyi tutabiliriz? 9. sınıf dediğim gibi ileriki sınıfların temeli niteliğinde. O yüzden bana sorsanız diğer bir sınıftayken de en önemli hangi sınıf hocam? Mesela 12'ye geldiniz. Hocam ben yaz tatilinde ders çalışmak istiyorum ama sadece bir tane sınıfı çalışacağım. Hangi sınıfı bitireyim? Hangisini en çok öğreneyim derseniz 9. sınıfı sular seller gibi öğren. Zaten diğerleri onun üstüne gelecektir derim. O yüzden çok önemli bizim için. Biyoloji ne demek? Yaşam bilimi, canlı bilimi anlamına geliyor. O yüzden bu derste tüm canlıları tanıyacağız. Bu dersin amacı zaten etrafımızda olup biten canlıların yaptığı şeyleri öğrenebilmek, hayatlarını nasıl devam ettirdiklerini tabii ki bu ders anlamamızı sağlayacak. Üniversite sınavında da dediğim gibi TYT'de doğrudan sorular gelen konuları içeriyor. Bir tane yaşam bilimi biyolojiden geliyor, bir tane hücre ünitesinden, bir tane de canlılar dünyasından geliyor. Yani sen 9. sınıfı hallettiğin zaman zaten üniversite sınavının yarı sorusunu halletmiş olacaksın diyeyim. Peki çalışmaları nasıl yapacağız? Biyoloji dersinde görsel kullanmak çok çok önemlidir. O yüzden biyoloji kitapları bizim için çok önemli olacak gençler. Birazdan ödevlendirme sistemimizden ve kamptan da bahsedeceğim. Biyoloji dersinde ne kadar bir kitapta görsel varsa o sizin hafızanıza o kadar fazla kazınmasını sağlayacaktır. O yüzden de kendi kitaplarınızdan da mutlaka görsellerin etrafını renkli kalemlerle çizin. Eğer hoca bir tablo, bir şema verdiyse mutlaka ondan yararlanın diyeyim. Öğrenme olayına ne kadar çok duyu organı dahil edilirse unutmayın ki hafızaya alma kolaylaşıyor. O yüzden görsel hafıza, işitsel hafıza bir arada kullanılmalı bu derste. Düzenli olarak konularla ilgili çalışmalar yapmanız da çok önemli. Bu çalışmalarda tabii ki ara ara tekrar şeklinde olmalı. Karma sorular içeren testleri çözmeniz gerekiyor. Biz bu seneyi nasıl ilerleteceğiz? Gençler tabii ki tüm başlıkları size anlatacağız. Hatta ilk videomuz canlıların ortak özellikleri olacak. Canlıların ortak özelliklerini size anlattığım zaman hadi diyeceğim 0'dan 9'a kitaplarınızı açıyorsunuz. Canlıların ortak özellikleri sayfalarını çözüyorsunuz. Sayfa 22'ye kadar geliyorsunuz diyeceğim. Biraz kitaptan bahsedeyim. İlk olarak biyoloji bilimi onunla ilgili. Karşı sayfasında da sorular var. Canlıların ortak özelliği o özelliklerle ilgili sorular karşınıza çıkıyor. Ortak özellikleri bitirdik. Bu sefer ortak özelliklerin karma sorularını çözüyorsunuz ve böylelikle diğer konumuza geçiş yapıyoruz diyeyim gençler. 0'dan 9'a biyolojiyi nereden temin edebiliriz? Tabii ki sana en yakın Tonguç Kırtasiye'den satın alabiliyorsun. Yine internet üzerinden de satın alabilirsiniz diyeyim gençler.
Tekrardan 9. sınıfa hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok güzel ve verimli bir sene olur diyeyim gençler. Hemen buradan da ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.